Temiz ve yenilenebilir enerji dünyanın en önemli konusu. Üstelik bu sektörde yönetici kadın istihdamı da giderek artıyor. Sabancı Üniversitesi Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi'nin düzenlediği Lider Kadınlar Konferansı işte bunun için daha da önemliydi. Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler Konferansı'na pek çok ülkenin teknoloji şirketlerinden öncü kadın yöneticiler katıldı. Tanıttığımda, sen bu arada Enerji Bakanlığı'nda epey meşhurdun. Woman TV olarak büyük yelkenlileri dev tankerlere uyarlayan Bound for Blue şirketinin kurucu ortağı Christina Alexandri Munoz'la konuştuk. Bound for Blue is a Spanish company. Biz bir İspanyol şirketiyiz. Bulduğumuz yenilikçi metotla rüzgarı yelkenlideki gibi kullanıyor ve dev tankerlerin yakıt tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Fikir aslında uçak kanatlarının çalışma prensibine benziyor. Ben de uçak ve havacılık mühendisiyim aslında. Kurucumuz Joss bu fikri babasıyla geliştirdi. Bana da gelir misin dediler ve ben de dahil oldum. Temiz enerjide kadınların etkisi artık rakamlarla bile hissediliyor. Kârlılığa, işletme verimliliğine yansıyor. Bence her şirket bu gücün farkına varmalı. MIT Enerji Girişimi kurucusu Martha Broad da kız çocuklarının nasıl bilime yönlendirilmesi gerektiğini anlattı. Yenilenebilir enerjide kadın oranı diğer şirketlere göre yüksek. Biz MIT'de çok yetenekli genç öğrencileri yetiştiriyoruz. Burada da özellikle genç kızlar ve kadınlara rol modelleri getirmeye, onlara yol gösteren öncü isimlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Eşim emekli olmadan önce ilkokul öğrencilerine bilim öğretiyordu. Bu, bilim yarışmalarının oyun bile olsa önemine dikkat çeker hep. Erken başlayın ve her metodu deneyin der. Bilim ve matematik, kız çocukların hayatının erkenden parçası olmalı.